Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasının yeni dağ evi macerasındayız. Değil mi baba? Dağ evimize Tabii. gidiyoruz. Evet. Bugün yine dağ evine gidiyoruz. Geçen de boya niyetiyle gittik ama nasip olmamıştı. Bugün Allah nasip ederse boyalarımızı aldık. Tekrardan dış yüzey boyamı aldım. Ondan sonra ek boya karacak malzemelerimizi. Bir küçük sehpamız var. Sehpamızı aldık. Onun harici işte çifttir, temizlik malzemeleridir, buna benzer şeyleri de aldık. Nasipse dağ evimize doğru gidiyoruz değil mi baba? Evet, dağ evine doğru gidiyoruz. Haydi, bismillah diyelim. Bismillah. Poşetlerimizi yüklendik. Nasipse dağ evine doğru gidiyoruz. İkindi güneşi gördüğünüz gibi. Rüzgarlı bir gündeyiz. Yani gerçekten güzel esiyor. Boya işini aciliyetle yapmamız gerekiyor. Çünkü hafta sonu Allah nasip ederse yine yağmur yağışı bekliyoruz. Yağmur yağışı bekliyoruz. Yağmur yağarsa yine tekrar aşındırma ihtimali var yaptığımız şeylerde. Yine ne yapacağız? Boyamızı süreceğiz. Ondan sonra boyamızı da dış yüzeyi kapladığımızda plastik. Sonuçta boyada plastik etken maddesi var. O plastik etken maddesiyle ne yapmış olacağız? Biz yağmurdan aşındırma oranını düşürmüş olacağız. Bu şekilde bir çözüm yolu buldum. Bakalım. Yani çatımızı, ilavelerimizi yaptık, güçlendirmelerimizi yaptık. Ama her ihtimale karşı riske girmeme adına boya yapacağız. Başlayalım yolumuza doğru. Sehpamız da iyi olacak. Orta kısmı koyarız nasipse kenar tarafa. Yani işte malzemelerimizi kullanmaya küçük bir sehpa. Beyaz. İçeriği de beyaza boyayacağız. O yüzden içeriğiyle de uyumlu olacak nasipse. Yukarıdan davar sesi geliyor.
Evet. Daha evimize geldik. Kapıyı açıyoruz. Değil mi bu? Sen niye açamıyorsun? Bilmiyorum ki. O açamama sebebini söyleyeyim baba. Şu bak bak. Kendine doğru çekeceksin de neyse dur. Komşu. Aleykümselam Mehmet'im hoş geldin. Komşu komşu Mehmet komşu gelmiş. İyi sen ne yapıyorsun? Gel bakayım. Eyvallah ne olsun ya. Değil mi su kuyuda? Su kalmadı ya. Sizinki nasıl? Ben de su idare ediyorum. Şu arkaya baktın mı hiç? Arka? Sizinkinden aldığı. Orada var ya. Var mı? Arka. Ya senin burayı emmek lazım ya. 1-2 metre daha. Ha, işte. Tabanda. İnşallah. Tek tek Hoş geldin kanka. He? Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Adam şurada motor inecek bir yol açar diye. Ya bir taktık Onu düşünürüz. Bir şey yapacağımıza nasipse. Şu şey yapacağız ya. Su kuyunun yan tarafına tankeri koyacağım da bakarız ona inşallah. Nasıl? Değişme var mı? daha ne olacak lan? Şimdi bugün suva yapacağım. Kireç vurdu çatlamaması için. Kireç değil de normal boya. Olmaz da kireç vursan daha iyi olurdu sulasan. Niye? Kireç daha iyi tutar, çatlamaz daha iyi olur. Boya tutmaz mı? Ha, boya masrafı değil, kireç daha garantili. Boya sponsorumuz var ya. Buradan siz şey yapalım. Hatip abimiz sağ olsun. Daha abimize boya sponsoru oldu. Oo, çok Boya varmış. Evet. Tamam baba. Artık kiler gibi bir şey değil mi? Orası odunluk. Yani Tamam. şu şeylerini kapatalım diyoruz. Şimdi daha geçen yaptık. Öyle kaldı. Şuraların şu Gerekiyor. çuvalla kapatacağım. Kışın odun yakacak. Şuraya bir bölme yapıp burası da kapalı. Şuraya da artık İyi tabii. baştan sağma Oluyor bir onlar diye bir kaydı yok. kapı gibi bir şey uydururuz. Yani odunları yakacağımızı şey Yani yaparsak, kışın kuru geldiğinde tutarsak kuru tuttuk mu olur aynen diye. öyle. Sen ne yapıyorsun? Vallahi Ne yaptın? normal Çalışmalar artık. bitti mi? Çalışmalar bitti sayılır işte azalttık. YouTube'u bu sene karar vermedin galiba. Seneye Kararı başlayalım vermedik inşallah. de vaktimiz olmadı ki çalışmaktan kendimizi zor atıyoruz eve. Seneye inşallah. İnşallah seni. Yani Güzel. Mehmet'in arkadaşlar inşallah yani güzel düşünceleri var. Bir YouTube kanalı da düşünüyoruz. Yani hayatı gerçekten doğal hayat. Yani biz buraya babamla işte vakit geçirmelik, bağ evinde vakit geçirmelik geleceğiz ama Mehmet o hayatı bağ evini yaşıyor. Dağ evinde yaşamı sürdürüyor yani ailesiyle, çocuklarıyla. Bak bakalım içeri nasıl olmuş. Daha sergiyi seremedik şu pencere işlerini bir halledemeyince. Güzel olmuş hoca. Daha ne olacak da? Şurayı sedir yaptım işte. O taş vardı ya kırmak Kışın bile yerine. kalan ver burada. Aynen işte şu pencere yenilenecek, düzenlenecek. Tam yenilenme değil de şu çerçeveler iptal. Buraya bir Bakalım pencere bende bir yapılacak. yerlerde bir çerçeveler vardı. Uyar mı? Uyduruyoruz onu. Şurayla beraber ölçüyü aldırttım ben yaptıracağım da. Buraya mı? Ha, ora değil ya. Ora ana şey dokunmayacağız ya. Ha, Sadece bir şurayı. şey vardı ya bir yerde ben dur bakayım. Uyar mı buraya da? Uyarsa Benim orada bile vardı. Dur bakayım ora bir. eksik olmuş olur. Şurayı yaptırmış oluruz ustaya. Yo Sıkıntı yok. benim orada olması lazım pencere ya. Malzemeleri de getirdik. Baba burada kalmış bir gece biliyor musun? Malzemeleri de Babam işte. getirdik. Güzel. Dilkiden korkuyor. Dilkiden korkuyor babam. Dilki bir şey yapmaz ya. Domuzdan kurttan korkmaz daha da yol bel yaparken ama tilkiden korkuyor. Dilki bir şey yapmaz. Dilki de korkma. Benim köpek korkar. Doğru. Mehmet'im köpek buralara tilki de sokma. Ama biraz sapa seninki yukarıda ya. Dilki gelmez ya. Dilki şimdi köye iner. Ustamızın işte içerileri dışarıları bir boyayacağız. Şimdi nasipse boyaya başlayacağım. Evet, güzel hocam. Ocak başımız. Ocak başında orijinal. Oraya bayrağı koyduk muydu? Yani biraz büyük bir bayrak koyarız. Ama uca kadar çıkabilir. Zedeyle alçanla çakarız. Oraya çaktığımızda aç yukarı onu ola aynı olur. O zaman çok sancılı olur.
Sıkıntı olmaz. Mehmet o işi gözlük kesmese söylemez. Ama gene boş durmazlar. Bir şey olmaz. Niye oraya gittin de? Şey, poşet diye uçuyor da. Uçmasın. O yalnız çalkalar mı? Homojen hale gelecek. Böyle yapayım. Böyle açmışsın orayı. Ne? Açmışsın orayı. Taş. Girdi mi diyelim? Allah demir açmış. Allah Allah. Ben açmadım. Yukarıda mı açık? Yukarıda açık. O zaman ya kendileri açtı. Lan de. Yorumlarda yazdılar ya. Bilmem belki okudu okumadı bilmem. Benim Mehmet açtıkları var. Aklıma geldi. İnternetten bir bakalım. Kaça kaç oranında. Ondan sonra işimiz o. Aynen su oranını bilmemiz lazım. Onu da internet amcaya yazalım. Hazır servis Mehmet. İnceleme peşinde. Evet. Valla ben daha hiç girmedim Mehmet buraya. Baba devamlı giriyor alışık olduğuna da. Ben giremem ya. Hoca. Evet. Ha, dipte su var. Var varmasına da. Yani açık var hala. Aynı. Buranın ya bir metre daha. İnmesi mi lazım? İnmesi lazım. Balçığın temizlenmesi lazım. İcabında dibine taş döşeceksin ki bir daha balçık. Tabanda taş varmış buranın aşağısında. Babam döşemiş. Muhtemel buranın aşağısında yani balçığı temizledim dedi. Ben geçen kepçeyle temizlettim kuyu. Daha bir metre daha balçık vardı. O derece yani. O derece. Nereden baksan burası kaç sene? Yani o 50 yıllık vardır. Aşağı yukarı yani. Yani fazlası. 50 yoksa da bile 40 vardır yani. Yani. Aynen öyle. Zamanın birikimi. Ha, çektiksir gelir mi su? Gelebilir. İşte. Biraz daha inseydim. Bir değnek ver bakalım ne kadar gidecek bana şöyle. Sallayayım mı? Salla salla. Düş, sana bu gelmesin. Değnek ver sen sen. Dediğim gibi 10 santim, 10 santim, 10-15 santim balçık var daha tabanda. Bunu balçık, bak. Bunu temizlemek lazım yani. Evet. Babam temizledim deyince ben açıkçası çok da üstüne düşmedim. Biraz yüzeyini temizlemiş o zaman. Evet. Aa, dikkat et aman. Senin dediğin gibi biz seneye kavun ekelim. Kavun. Çilekte verim olmadı ama kavun da maşallah. Kavun olur yani kavun verimi verir. Yani bir de geçektik biz. Geçektiğimiz halde geçektik. Babam bunu ekti. Tohumdan ekti. Oho. Benim kavunlar yani akşam yukarı bir top kadar oldu. Maşallah. Yani kendi ama karpuzu sevmiyor bura. Karpuz uygun değil demek ki. Karpuzu sevmiyor. Kavurum güzel. İnşallah onu deneyelim Mehmet. Çileklerden de kurtaranlarla. Bunlar kurtaranlar. İşte kurtaranlarla da şey yapacağız. Artık onlardan sarmaşık çoğaldırarak. Aynen öyle. O şekilde toparlayacağız. Nasipse şunlardan. İyi bari bunlar kurtulmuş ya. Şimdi yağışlar işte hafta sonu geliyor yağış. Geliyor mu? Hafta sonu gelecek. Ondan sonra yağışlar geldi miydi? Güçlenir. Şu attığı kollardan devam eder gider diye düşünüyorum. Aynen aynen yağış zaten önemli olan su. Aynen. Bu sene zaten yağış 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 ondan sonra ısıcadı. Aynen. Meyveler bile hep dengesizleşti. Aynen bu sene farklı bir yıldı. Aynen. Gerçekten. Değişik. Sadece bir biber güzeldi bu sene. Aynen. Adama yol dayanmıyor abi. Eşeğin gitmediği yere motorla gidiyor maşallah. Hızır servis. Şimdi
Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar, ben baktım internetten 3,5 kiloymuş. 3 kiloluk boyalara 650 litre su katıyoruz. Önce boyamızı dökelim. Evet. Bayağı çalkaladık ama daha balçıklaşmış. Daha iyi bir şey getireyim mi? Evet, boyamız biraz. Baba alayım ben de. Şu büyük odun var ya. Ha, onu getiriver baba da. Hadi. Onu hemen getir baba. Uğraşma baba. Uğraşma getir baba. Uğraşmana gerek yok ya. Ben aşağı tarafını hallederim. Boyamız bayağı katılaşmış. Çok bereketli. Beklediği için. Evet. Bakalım suyla karıştırınca çözülecektir diye düşünüyorum. Baba senin şu sudan bunun yarısını döktük. Kendini getirelim. Yok yok, bu yeterli. Yarısını döktüğümüzde şöyle biraz daha.
Cismi kışa hemen. Koyayım da çantama koyayım da. Tamam onu sen koy baba. Evet, boyamızı karıştırdık bakalım. Uygulamamıza başlayacağız. Şuradan ilk önce sabit şu kirli gözüken noktalardan başlayalım. Kameranın önünü kapatıyorum baba. Evet, boyanın etkisiyle direkt ağardı evimiz. Yedirme yerlerini de şöyle yapalım. Çünkü bazı yerlere rulo girmiyor. İstersen burada yukarısını ben yapayım. Hı? İstersen yukarısını ben yapayım. Yukarı şurayı mı? Ama burayı kaydırmaman lazım. Az fırsat. Boya azken yapacağım. Baksana durmuyor ya. Değilse. Su çok oldu muydu? Yani boya çok oldu muydu? Durmuyor.
Ya da bunu kuruduktan sonra bir kat daha geçeceğiz yani. İhtimal artık. Kuruduktan sonra bir kat daha geçebiliriz yani. Şöyle yapacağım babam hadi. Sen orayı yapacaksan şöyle. Azaltacaksın yani. Şimdi şimdi. Hangisi? Böyle olmaz da. Bakalım yedek var mıydı? Benim yok burada galiba. Şurada bir şey vardı. Bulaşmışlar bir çimke. Sağ taraf, sağ dış taraf.
yaptığımda. He? Ancak ucuzuna denk getirebilirim. Neyi? Getirebilirim yani. İşleri. He. İyi olmuş bana yine sağ ol. İnce işler. Mesela. Uygun olacak. Ne oldu bu şey? Unutmuşum yeri. Nasıl? Şu yanık mı? Şey, unutmuşum yeri. Yanık? Şu yanık var ya, yanık mı yeri. Üçünlemeyi unutmuşum. Neyse. Çirpirleseydin işte böyle tertemiz çıkacağını. Bakarız seni kıştan sonra bir şeyler olursa yenilerken yaparız gerekirse. Çay vermiş alsınlar bunu. Şimdi kaçayı kullanayım mı? Bana versin. Heh. Ben kullanayım.
yukarı kısımda görükmeyen kısımda da boyama yapıyorum ki içeriden baktığımızda görüntümüz güzel olsun. Tabi toprak sıvaya vurunca biraz toprak rengi de boyayı bozuyor. Hakikaten var. Ona yapacak bir şey yok. Sonradan ağrıyor tabi de. Şu diğer taraf kuruyunca bayağı görsel anlamda güzel hale gelmiş. Dış boya. Hatip abimiz sağ olsun. Hırdavatçı, mal buruyacı. O verdi. Turgutlar. Baba. Turgutlar. Hatip Turgut'u bilin ya. Bizim köylü. Ha evet. Sırlı'nın. Ha Sırlı'nın Hatip abi. Daha evini boyarsınız diye. Sağ olsun para almadan. Vay be. Bize kıyak çekti. Ha. Kıyak çekti. Oluyor. Senin tabirle kıyak çekti. Sağ olsun. Sponsorumuz oldu diyelim. Teknolojik ismi. Ücret almadan bize boyamızı verdi. İsmimizi çekti diye dünyadan bir tarafa. Hiç önemli değil. Ha, sağ olsun. Boyayı verebilir miyim baba? Kabı oldu gibi. Şunu şöyle koyalım da. Yok yok atma. Şöyle. Şurada, şurayı. Bunu da lulo ile yaparken üstüne çok sıçramasın. Fazla boyasını alıyorum. Çünkü o akıyor. En mühim. Hı? En mühim akıl. Neyi akıl? Yani o şeyi getirmek. İlk bu sıva. Bunu mu? Yani hiç zedelenmeden yuvarlanarak, müvakip yuvarlanarak yapılması. Tirfilinki de toz hafif rüzgardan uçacak şekilde şey yani toprak. Onun için yuvarlanarak. Büyük ustamız. Büyük ustamız bu tırfirleri yapmasaydı dünyalara değmezdi. Sen yapınca dünyalara değiyor bak bu sıva. İnşallah dediğim gibi yani bu boyanın içindeki alışımdan plastik alışım var bunun içinde. Bu plastik alışım bizim toprak sıvamızı yani yağmura karşı daha dirençli hale getirecek. Yağmura, yaşa karşı daha dirençli hale getirecek. Mehmet'in dediği gibi kireç de güzel olurdu ama maliyetinden dolayı dedi. Ek masraf yapma anlamında söyledi. Tabii de sağ olsun. Güzel değil. Ucuza diye. Ya işte ucuz kireç. Bizim sıkıntımız biraz arkadaşlar yağmur anlamında gerçekten ne kadar geçti desek de risk yaşayabiliriz. Bir nebze olsun yağmuru tutarsa kuruduktan sonra bizim için fayda bu yani. İçeriden? Yok yok sıkıntı yok. Şöyle bir geriden bakalım. Sadece gel şöyle. Nasıl olmuş bakalım. Oh. Şöyle bakınca
çatı malzememiz de yani kapatıyor. Beyaz olunca, uzaktan bakınca artık görsel kirliliği kaybolmuş olacak. Tabii ona en son başlayacağım. Nasipse şimdi şu tarafı yapalım. Kapı tarafını halledelim. Ondan sonra da oraya tekrar döneriz. Al şuradan, burada sende. Ya soğuk azalıyor. Boyamız yetmeyebilir. Yarım yamalak olmaması için bu tarafı bitirir de o şu ön tarafı, taş tarafını belki ora yetmeyebilir. Kameranın önüne doğru geçiyor. Ya baba kendine niye kızıp durun ya? Kızılacak bir şey yok tamam. Geçersen geç. Önemli değil yani, sadece haber veriyorum yani. Gel istersen şu tarafa, benden tarafa gel. Şurada boyayabileceğim mesela, şu buradan boyayı alıp o benim şu sacı boyadığım gibi çok akıtmadan boyat istersen. Olmaz mı? Olur. İşimiz hızlanmış olur. Şuna mesela bak şöyle. Şöyle bandırdın ya. Şöyle silersen su azalmış olur. Boşa gitmemiş olur. Anladın mı? Vakit gece kalmadan hemen yapabilmek adına babam da çatının o sizin rahatsız olduğunuz gerçekten görsel anlamda kötü olan kısmı da beyaza boyuyor. Bu şekilde o görüntüden de kurtulmuş olacağız.
saat günlük oldu mu? Sizin gidelim içeri. Kim var? Yanıya geldi. Ha, iyi. Arkadaşlar biraz daha
Orayı da yapacağız ya. Orayı mı? Tamam. Şu tarafa gel de kamera çeksin. Boyamız yetmedi. Çırpıyor. Hı? Çırpıyor. He, çırpedik. Sonra boyadık mıydı? Dur şunu bir halledeyim şurayı. Şu taht. Burası gitmeli çünkü uyumlu olması lazım. Ona lazım baba. O lazım olacak çünkü burada gitmiyor. Burası topa uygun gelmedi. Toprağın rengi geliyor da o biraz daş. Tamam. Şey bakayım. Ne yapıyor? Yani şey eksik. Eksik oldu. Vay be. Beyazları o şekilde yapalım. Şöyle bir bakalım. Şurada, şuraları yapmaya devam edelim. Olmazsa baba da o taht şeyleri üstlerini görüyor. Onlar oralara vurma baba. Şurayı, ilk önce şurayı bir halledelim. Boyamız bitti. Odunluk tarafı çok önemli değil. Odunluk önemli değil de ön taraf için yetmedi. Atıp abimizden bu sefer biz paramızla alacağız nasipse. Çünkü boya şart. Devamında da iç kısım için boyam var. Kullanacağım. Orası tavan boyası dedikleri boya cinsinden. Onu içeriye kullanacağım ama dışarıya yine hem üzerine dikkat olsun. Boyayabilecek kadar bir boya lazım. Hem de nedir o eksik kalan yerleri de tamamlamamız lazım. Buralara da şimdi tahtaya yapıyorum ama boyanın çok az bir kısmı kaldı. Tabanda kalan donlu kısmı eriterek boyamaya çalışıyorum. O da bayağı bir sıkıntı.
Nasıl oldu baba sence? Çok iyi. Düşü bayağı karartık değil mi? İşte pencerelerimiz ustamız hallederse ondan sonra nasipse. Pencerelerimiz de bitince içi de su aldık mıydı baba? Allah'ın izniyle yere alacağımız malzemeyle sonrasında da sergimizi serip içine güzelce oturacağız inşallah. Artık vakit dağ evinde keyif sürme vaktine geliyor. Değil mi? Şu merdivenleri silebilir miyiz? Nereye damlıyor? Şu sağ dizinin orası. Şuraya mı? Yere mi? Yer önemli değil baba. Onun lazım. He? Şu sıva şeyini koysak. Baba damlayacak o. En son onlar ayarlanacak. Şuraya mı diyorum? Şuraya dizinin olduğu yer. Şuraya mı? Şuraya, yere. Yere damlasın. Tamam o damlasın baba, ne yapacaksın? Yer. Beton da çıkmaz. Çıkmazsa boyarız. Sonra boya getirdiğimizde. Olmaz mı? Yok, yer boyanmaz ya. Niye? Oğlum bir abes kaçar. Bir şey olmaz baba, Allah'ın yeteri. Abes kime kaçacak? Yani öyle diyeyim. He. Yani çalışırken de böyle diyemlerden bir tanesi. Belki uydurukçadır da. Uydurum bir şey. Odamız silme bitirdik. Uyanmış kadar oldu. Uyanmış kadar oldu. Yani şimdi ayıp kapatır. Üstüne de nasipse bir daha boya çalışmamızda tatlıyı yaparız. Şöyle hafiften geçtiğimizde dört dörtlük olur. Şöyle bir genel bakalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Boya modumuz. Boya modumuz. Evet, bugünkü çalışmamız sonrası daimimiz gördüğünüz gibi yüzü gözü ağardı. Tabii eksiklerimiz var. Bir boyayı yetmedi. Yine boyayacağız nasipse. Boya takviyesiyle beraber şöyle şu oradaki beyaz tenteler de çatı malzemeleri, onlar da ne olmuş oldu? Ağarmış oldu. Artık kötü kirlilik ortadan bir nebze olsun kalktı. Tabii daha dediğim gibi şöyle arkadaşlar, şöyle gösterirsek daha burası duruyor. Nasipse burayı da boyayacağız. Daha boya işimiz tam olarak bitmedi. Değil mi baba? Şöyle büyük ustayla yapacağımız çalışmalarımız devam ediyor. Durmak yok. İnşallah kışa dört dörtlük hazırlamış olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi karşıda ayımız var. Şöyle yanaştırırsak bakalım. Gördüğünüz gibi çam ağacımız. Mehmet bu ağacın, kuru ağacın üstüne bayrak asmayı teklif etti. Bakalım oraya da bir bayrak asabilirsek gerçekten güzel olur. Şanlı bayrağımızı orada, daha büyük bir bayrağımızı dalgalandırabiliriz. Akşamın önünde nasipse dönüş yoluna geçeceğiz. Şöyle yukarı tarafı da göstereyim dağ evimizin. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıdan bakarsak vadiye doğru. Yani beyaz görünüm daha da bir güzel yakıştı. Evimizi ben buradayım der moduna getirdi yani. Yani tabii boyalarda dediğim gibi eksiğimiz var. Üstüne
bir güçlendirme yapılabilir. Ekstradan eksik kalan yerlerin boyanması lazım. Nasipse. Değil mi baba? Hafta içi yine bir arada gelip bu işleri de yine tamamlamamız lazım nasipse. Çalışmaya devam. Yenice güzel bir evi kilitledik. Evet, artık eve benzedi diyorsun yani. Ve saraya döndü diyebileceğim kadar güzel. Ah, tamam baba, inşallah içinde daha güzel var yani. Nimetsiz kalır. Şimdi. Aynen öyle. Dağımız aklandı, paklandı artık. Nasipse içinde aklayıp paklayıp oturur haline geldi miydi güzel olacak. Evet, babamın uykusu geldi. Yavaştan Telat abilerin uyku zamanı. Bizler de gidelim artık. Daha evimizden dönüşe geçtik. Nasipse en ufak ışık azalmasında artık görüntü gerçekten tonal itibariyle çok bozuluyor. Arka taraftan davarcıların sesi geliyor. Bize gölge çökse de yukarıda uçak altın gibi parlayarak ilerliyor. Evet arkadaşlar, gezginin rotasının bir dağ evi macerasının daha sonuna geldik. Umarım bugünkü çalışmalarımızı beğenmişsinizdir. Yorum, paylaşım ve beğenilerle destek oluyorsunuz. Allah razı olsun, hepinizden teşekkür ediyorum. Babam ve kendim adına dağ evimize ortaksınız. Yani yaptığınız desteklerle, motivasyonlarla dağ evimizi günden güne geliştiriyoruz. Nasipse yağmurlar başlamadan pencere işimiz de bitince içinde oturur hale geleceğiz. Sizlerin de dediği gibi çok ateş yakıp yemek, muhabbet, çay fasıllarını bol aderin çekebileceğiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. İyi ki varsınız. Allah'ım, siz ne yaparsınız orada ya? Siz ne yaparsınız be? Adam, Allah'ım, çiçekler şimdi yakışıklı mı? Ya da Allah'ım, Allah'ım. Kerata.